Laboratuvarı geçen sene kurduk. Bilgisayar odamız zaten 5 yıldır faal. Buyurun. Spor faaliyetleri nasıl gidiyor? Ödeneğimiz çıktı. Spor salonumuzu bakıma aldık. Hocalarımız da derslere sıkı bir şekilde sarılıyorlar. Biliyoruz efendim. Not ortalamamız gayet yüksek. Sizi tebrik ederim Sadık Bey. Burada çok güzel işler başarmışsınız. Ben gördüklerimden gayet memnunum. Al şunu, bu nereye? Bu elimdeki ne biliyor musunuz? Müdür Bey geldiler. Hoş geldiniz efendim. Af buyur. İnanın ben de anlamadım efendim. Kapı pencere açık. Ceyranda kaldım herhalde. Hiç ceyranda kalmışa benzemiyorsunuz müdür bey. Bana da öyle geliyor efendim. Ne zaman bu okula gelsem bir başka olay. Ya önüme köpek çıkarıyorsunuz ya da böyle böyle şeyler. Tövbe estağfurullah. Çok özür dilerim efendim. İnanın ben de ne olduğunu anlamadım. Bırakın efendim. Bu ne rezalet ya? Emin misiniz? İyice baktınız mı? Elbette. Allah Allah. Bakın efendim, korkulacak hiçbir şey yokmuş. Hadi rahatlayın biraz. Ya onca ses nasıl çıktı bende? Doktor bey bir daha kontrol edin. Broşlarda falan bir aksilik olmasın. Ya boğazları üşüttüm ya da soğuk aldım bir yerden. İkisi de değil efendim, rahat olun. Buyurun size bir kontrol edelim. Tabii. Pardon. Ne var Hasan? Hocam ben galiba başınıza ne geldiğini anladım. Hadi ya, neymiş? Hani bizim Bodrum'da bir helyum tüpümüz vardı ya, bayramlarda balon falan dolduruyorduk. Evet. İşte onu aradım, taradım, bulamadım. Helyum mu? Fırlamanın biri galiba size şaka yapmış hocam. Tamam Hasan, tamam, anlaşıldı. Helyum mu? Evet, sesi incelten bir gaz. Sanırım bu gazdan etkilendiniz. Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. Ne demek anlaşıldı? Ben bir şey anlamadım. Ben anladım efendim. Siz hiç merak etmeyin müfettiş bey. Bunu bize kimin yaptığını ben çok iyi biliyorum. Buyurun çıkalım. Mehmetcan, bu sefer elimden kurtulamayacaksın.